hem de bizim başaramayıp sizlerin çok kolayca başaracağınızı tahmin ettiğimiz bazı konuları basın yoluyla gündeme taşıyarak Karasuya Belediyesi'ne yapacağımız çalışmalar gerekecektir. Evet arkadaşlar. Peşleri Müdürümüz Gökhan Bey bu konuda bir sunum yapacak. 9 Eylül'den de bahsedeceğiz fakat biz 2014 seçimlerden bugüne kadar bir sunum hazırladık kendi adımıza. Öncelikle asfalt çalışmalarından bahsetmek istiyorum. İlçemize yaptığımız. Sakarya Uzun Arkadaşımızın basın temsilcileri, hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, sonra görev yaptım. Daha sonra Hamza Başkanımıza görevi devrettik, genişlemelere. Biz iman müdürlüğüne görev aldık. Tabi iman müdürlüğü malumunuz belediyelerin en önemli birimidir. Çünkü en sıkıntılı birimidir. İman müdürlüğüne yapılan işlerin ortalama 4.000'lere satış yapılıyor. Yine yalı mahallesi dediğimiz mahallemizde sahip kesiminde yapılan binaların orta kullanımlarında daha çok sorunlar yapılıyor. İşte zemin katlarındaki dairelerin balkonlarına merdiven açılıyor. İmara aykırı imalatlar yapılıyor. Bunların da yerinde tespiti yaparak gerekli işlemleri yapıyoruz. 2017 Ocak ayından bu ana kadar 312 adet inşaat ruhsatı sezon başladı. İşte sezon sertifikası gibi. Bu sezon başlayınca bir yıkım kararı aldık. Fakat vatandaşlar gelen talepler ya bu sezonda geçsin olmaz mı? Ama burası mahkeme ya aksiye kudurum. Yani biz bunları yıkmak zorundayız. Yıkmasak zaten mahkeme bize rahat bırakmıyor. Bu anlamda da bu kıyı kenarında bulunan yapı sahiplerinden anlayış bekliyoruz. Yıl boyunca 25 yılında 356 adet şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların 290 adet kişisel, 66 adet de kurumsal dilekçelerde türlü incelenip gerekli işlemler yapılmıştır. Modern şekilde kullanabilecekleri bir ortam sağlandı. Şu anda sel baskını ve depremle ilgili mevcut evraklarımızın tamamı güvenli ortamda arşivlenmiş bulunmaktadır. Bir de yine destek hizmetlerine bağlı başkanımızın döneminde kurulan sokak hayvanları ile ilgili barınma birimimiz var. Sıkarın işte bu hizmeti verebilen nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Yanımızdaki ilçeleri belediyelerden de bu konuda sağlık bakımından veya işte tedavi bakımından hizmet verme konusunda yardımcı olmaktayız. Kocaeli ve Kaynarca gibi. Şimdi bu konuda biraz detaya girmek istiyorum. Bizim belediye olarak bu yıl geçtiğimiz yıl başlayarak 5 adet araç ile dolayı ömür boyu minnettarlığımı unutursam bana yakışmayacağını peşinen söylemek isterim. Huzurlarınıza kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bağım bilimler olarak muhtemesi olan ancak pasif görevmiş gibi görünen bir kasbim hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bunların başında Sakarya İç Kurulu Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan koordinasyon merkezi olarak kullandığımız İç Kurulu temsilcimiz ki kendisi de Yunuskan tarafından yürütülmekte olan bir görevdir. Bu bilimimize 2017 itibariyle 1346 başvuru olmuş, onlardan 460 gerekli yardımları yapmaya devam etmekteyiz. Bunun dışında bir de Ramazan ayında yaptığımız yardımlar var. Bunlar ayrıca bir de 40 mahallemizde toplam muhtarlarımızla da birlikte çalışma yaparak bunları belirliyoruz. Ve bu yıl toplam olarak şunu söyleyebiliriz. Yani 1800 civarında ailemize Ramazan kolisi şeklinde yardım sunduk.
Eylül 2016 yılının tarihinde hizmete açtık. Burada bugüne kadar 5000 vatandaşımıza çeşitli kıyafet, ev eşyası, çocuk ve hatta hasta bezi şeklinde bile yardımlarımız devam etmektedir. Talep var ama yazan olmadığı için dışarıda yani fermuarın dışında yazanı kiralamak istiyorlar. Biz de ona müsaade etmedik. Yılbaşına kadar inşallah yeni terminal projesinin ihalesine çıkıyoruz. Proje bitti de terminalin ihalesine çıkıyoruz. Dolgu işlemleri bitmek üzere. Bunun dışında ikinci projemiz pazar yerinin, şehir içindeki pazar yerinin cezaevi, yani bizim belediye şantiyesinin oraya taşıma projemiz var. Buraya da bir vizyon proje yapıyoruz. 20 bin metrekare bir alan orada imar düzenlemesi yaparak çıkartıyoruz. Böyle gerçekten yani pazar yeri, pazar olmadığı zamanlarda da burasının işte gençlerimiz, çocuklarımız sosyal faaliyetler bakımından kullanabilecekleri çok güzel pazar yeri. Pazar yerinin olduğu yeri de mevcut şu andaki pazar yerinin olduğu yeri de meydan karası olarak düzenleyeceğiz. Karasu'ya bir meydan kazandırmak çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın son meclise yaptığı konuşma doğrusunda biz tabi hazırlıklarımızı daha önce yapmıştık. Meydan Karasu projesi olarak da burayı düşünüyoruz. Burası da yaklaşık 20 bin metrekare civarında bir yer. Burayı da Karasu'ya kazandırırsa Karasu için çok büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Hem pazar günü, pazartesi günleri Karasu gerçekten trafik açısından çok sıkıyor. Özellikle yaz aylarında çok büyük bir trafik sorunumuz var. Yeni pazar yeri yapacağımız yerden de Dulta yola yine 20 metrelik bir bulvar düşünüyoruz. Hem pazar yerini rahatlatmak hem Karasu trafiğini rahatlatmak açısından çok güzel bir proje olacak. Bildiğiniz gibi bir Akgölümüz var, Ferizli ve Karasu'nun ortak sınırlarında, tam ortasından geçen sınırımız var. Burada golf ve yelken kulübü, Adatepe ve Konacık arasında kalan hem mera hem orman, hem özel mülkiyet olan yerde 1000 dönüme yakın bir yeri tespit ettik. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize, Sakarya'mıza bir golf ve yelken kulübü kazandırabilirsek ne mutlu bize. Bildiğiniz gibi Karasu'da bir balıkçı limanı yapılıyor. Balıkçı barınağı değil, balıkçı limanı çok büyük. Mevcut liman kadar büyüklükte bir balıkçı limanı olacak bu. Şu anda Sakarya Nehri ile liman arasında 1800 metre bir boşluk var. Buradan bir kısmına işte balıkçı limanı yapılıyor. Balıkçı limanıyla